Televizyonu, buzdolabı ve lüks otellerde olan bütün o Çorum Belediyesi yazılı şampuanı, saç kremi, sabunu, terliği ve havlusu, Çorum Belediye'mizin havlusu tertemiz bir şekilde her gelen misafirimiz. Ya burada da herkese hizmet etmek de nasip olmaz, onu da söyleyeyim. Yani herkes nasip olmaz burada. Hizmet. Allah kolay gitsin. Başkanım hoş geldik. Allah razı olsun böyle bir sunum sunduğun için. Böyle... Bu burası Çorum Belediyesi Refakatçi Misafirhanesi. Biliyorsunuz şehrimizi biz tanıtırken sahabeler kenti diyoruz. Barışın, kardeşliğin merkezi diyoruz. Merhametin merkezi diyoruz. Bu şehirde mutlaka biz yolda kalmışa, aç kalmışa, susuz kalmışa, ihtiyacı olana, ihtiyacı neyse onu temin etmek durumundayız. Bunu bir vazife biliriz, bir sorumluluk biliriz. Bu anlamda da özellikle geçtiğimiz yıllar içerisinde çok büyük bir hastane açıldı. Erol Olçak Hastanemiz İTİT Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma hastanesi ve bölgeye hizmet eden bir hastane. Sadece Çorum merkezine değil, sadece ilçelerimize değil, çevre illerden dahi bir takım hastaların geldiği, burada muayenelerini yaptığı, saat bulup gittiği güzel bir güzide bir tesis haline geldi. Refakatçilerimiz, hastalarımız muayene süreçleri bazen uzayabiliyor, bazen bir gün sonraya kalabiliyor. Bazen bir hafta boyunca işte ışın tedavisi, başka bir takım tedaviler alması icap edebiliyor. Olanı var, olmayanı var. İşte otelde kalanı var, kalamayanı, başka misafirhanelerde kalanı var, kalamayanı var. Burada eşi olanı var, dostu olanı var, olamayanı var. Biz kimsesizlerin kimi olma düsturuyla harekete çıkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak kimsesizlerin kimi olma noktasında bir gayretin içerisindeyiz. Her yerde böyle bu. Çorum'da da böyle. Dolayısıyla hiç kimse kimsesizim demeyecek artık. Hastanedeki hiç kimse kimsesizim demeyecek. Biz Çorum Belediyesi refakatçi misafirhanesi olarak onlara kucak açacağız. Burası biliyorsunuz daha öncesinde Çorum Belediye Spor'un tesisleriydi. Yeni Çorum Spor'umuza güzel bir tesis kazandırınca burası atıl bir noktadaydı. Arkadaşlarımıza bir baktık. Burada neler yapabiliriz, ne yapabiliriz? Burada en güzel yapacağımız şeyin refakatçi misafirhanesi olacağını ve projelerimizden bir tanesini de burada hayata geçirebileceğimizi düşündük. 16 tane odamız var. Her bir odada 2 tane kardeşimiz burada misafir olabilecek. Toplam 32 kapasiteli bir misafirhane burası. Buradaki eleman ihtiyacımızı da sosyal destek kartı açtık. Gıda Bankası'ndaki kardeşlerimizi buraya kaydırmak suretiyle yeni bir istihdam ihtiyacı da olmadan hem yardımları Gıda Bankası'ndan ziyade daha insan oluruna yakışır bir şekilde sosyal destek kartımızla hem de yerel esnafımızı da düşünmek suretiyle onlardan alışveriş çekecek şekilde çok güzel bir sistem geliştirdik. Hem de oradaki kardeşlerimizi de yine burada değerlendirmiş olduk. Gerçekten burada çalışmak, böyle bir tesisi açmak, bu tesisin açıldığı noktaya şahitlik etmek, belediye meclisi olmak gerçekten çok güzel bir lütuf, Allah'ın bize lütfu. Baktığım zaman da görüyorum ki hayal ettiğimiz herkesi, her şeyi arkadaşlarımız gerçekleştirmişler. Emeği geçen özellikle Sosyal İşler Müdürümüze, ilgili belediye başkan yardımcımıza, projesini yapan kardeşlerimize, yine firmamıza, burayı ihale ettiğimiz firmamıza ben huzurlarınızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah tabii buraya
ihtiyaç hiç kimseye olmasın, hastalanmasın hiç kimse. Ama herhangi bir şekilde de ihtiyaç olduğu zaman benim kimsem yok diye artık hiç kimse serzenişte bulunmasın. Kimsenin olmadığı yerde Çorum Belediyesi olarak biz kimsesizlerin kim olarak olmaya devam edeceğiz diyorum.